yayılan bir küresel güç tarihte yerini aldı. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti yüzyıllar süren yükselme dönemine girdi. Fatih Sultan Mehmet Han sadece fethiyle değil, Osmanlı'yı bir küresel güç yapmakla kalmadı. Aynı zamanda, burası çok önemli, İstanbul'u her dinden, her milliyetten, her hayat tarzından insanlar için bir hoşgörü kenti haline geldi. Yani sadece bu kenti değil, bu coğrafyayı kucakladı. İstanbul'un ilk Osmanlı Yüksek Öğretim Kurumu'nu kurdu. Fatih'in yazdığı kanunname ile devlete ve topluma düzen geldi. Ve değerli konuklar, Osmanlı fethi, Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle bize emanet edilen bu kenti, bize kazandıran Fatih'in fethi anlayışı, bilime saygı, kültüre saygı, kanunlara saygı, sanata saygı, inançlara saygı ve kimliklere saygıdır. Dolayısıyla Fatih'ten 470 yıl sonra 6 Ekim 1923'te bu kez Yedi Düvel'in işgaliyle İstanbul'u ne yazık ki hükmü altına alan emperyalist güçlere karşı İstanbul'u kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fethi anlayışı da aynı anlayıştır. Atatürk'ün anlayışı memleketi kurtarmak, milleti birleştirerek muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktı. Bize göre de bu çağda İstanbul'un fethi gönüllerin fethidir. Ayrıştırmak yerine birleştirmek, bölmek yerine birleştirmek, korkutmak yerine sevmektir bu çağda fethin adı. Yani gönüllerin fethi, gönüllerin. Her koşulda bilimden, sanattan, kültürden yararlanmak, şehri ve ülkeyi ileri götüren aydın insanlara itibar etmektir. Biz tam da bu anlayışla şehrimizde yaşayan her İstanbulluyu kucaklıyoruz. Kimsenin kökenine, inancına ve hayat tarzına bakmadan her bir hemşerimizi eşit, onurlu ve birinci derecede vatandaş kabul ederek eşit hizmet üretiyoruz. Şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede yanlış veya yolsuzluk varsa, nerede israf varsa karşısında duruyoruz. Nerede bir mağdur varsa, nerede bir yoksul varsa onun yanında yer alıyoruz. Bize göre bu çağda fethi şehri metro hatlarıyla donatmaktır. Bu yüzden dünya tarihinde ilk defa 10 metro birden inşa ediyoruz. Bize göre bu çağda fethi çocuklar sağlıklı gelişsin, yetişkinler huzur bulsun diye milyonlarca vaadi yapmaktır. Bize göre fethi İstanbul'u değerlerine sahip çıkmaktır. Biz Fatih'in, Atatürk'ün emanetine daha önce kimsenin çıkmadığı kadar sahip çıkacak iddiayı taşıyoruz. Biz İstanbul'a sahip çıkarken, biz İstanbul için gece gündüz can siparihane çalışırken, biz İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele ederken elbette bize engel çıkarmak isteyenler olacaktır. Önümüzü kesmenin tuhaf tuhaf icatlarını yapacaklardır. Bize karşı aklımıza gelmeyen her gün yeni ve hukuksuz adımlar atanlar olacaktır. Bu şehri bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun kutsal emanetine ihanet etmek isteyenler olacaktır. Örneğin atadan miras kalan bu kadim şehrin hayat damarlarını kesmek için adına Kanal İstanbul denen beton bir kanal kurmak isteyenler olacaktır. Kendi alanlarında şehrin doğal ormanlarını, tarım alanlarını yok ederek, kuzey ormanlarını ranta açarak büyük bir tehdit altına sokanlar olacaktır. Örneğin
Osmanlı'dan bize miras kalmış olan milyarlarca dolarlık yatırımla inşa edilmiş olan Atatürk Havalimanı'nı bir kalemde çöpe atmak istiyor olabilirler. Plansız ihale yapar. İhalesiz oraya makine sokar. Makine soktuktan sonra plansız yerde katır kutur ofisleri kırmaya çalışıyor olabilirler. Ama size söyleyeyim, bunu yapmak için sadece ve sadece en fazla bir yıl, zaten sadece bir yıldan daha fazla değil, az ömürleri kaldı. Dahası bugün kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek bu aziz şehrin fetih yıl dönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar. Size mesaj atarak buraya mecbur gelin dedim mi? Ya da size mesaj çekip buraya gelmezseniz yarın işinize de gidemezsiniz dedik mi? Yani kendi kendinize gönülden buraya geldiniz. Sanatçılarımızla buluşacaksınız. Fetih'in ne anlama geldiğini birazdan gösterilerimizde göreceksiniz. Beraber eğleneceğiz. Beraber mutlu olacağız. Beraber geleceğe umutla bakacağız. Ama bu arkadaşlar böyle yapmıyor. Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde, sözüm ona, adını da söyleyemiyorlar, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı. Ne diyeceğini de şaşırdılar. Bakın komik olan ne? Atatürk Havalimanı Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. İstanbul, Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacağız dedikleri uzayda değil mi? İstanbul'da öyle değil mi? İstanbul'da. Ya İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Zorla insanları meydana taşıyarak bir tören yapma çabası içerisinde olan bu insanlara şaşıyorum. Ama işte buradan, İstanbul'dan, Maltepe'den, bu güzel parktan, Fetih kutlamalarından kendilerine sesleniyorum. Ve diyorum ki asla bizi yıldıramayacaksınız. Asla bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Bizi asla geri bırakamayacaksınız. Asla ama asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye, ortak akla ve liyakata inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbullu vatandaşlarıyız. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Herkes çok ama çok iyi bilsin ki tüm bu kötülüklerin günleri sayılı. Bu günler hızlı geçecek ve aziz milletimizin tüm bu yaptıklarınızın faturasını yakında sandıkta hem de bu gencecik Z kuşağı kesecek. Bu
Bu meydanda her yaştan insan var. Bu meydanda her inançtan, her yaşam koşullarından insanımız var. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, biriz biriz, bir olursak iri oluruz, diri oluruz. Yanınızdakine selam verin, birbirinize gülümseyin. Sizleri ayrıştırmaya uğraşanlara inat, birbirinizin elini sıkın, hal hatır sorun. Hep birlikte bu şehri kalkındıracağız. Son olarak şunu ifade edeyim. Bütün gençlere ve bütün İstanbullulara şunu söyleyeyim. Hep birlikte olursak İstanbul'u akılla, bilimle, ortak akılla, adalete, uygar bir döneme, çağdaş bir yaşam koşuluna, herkesin birbirine saygı duyduğu ortama hep birlikte başarabiliriz. Burada çok kıymetli siyasi dostlarımız var. Grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız var. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Hep birlikte çalışırsak en geç 2023'te ya da daha önce, hep birlikte çok çalışırsak, sevgili gençler, kulağınız bende mi? Her şey. Sevgili İstanbullular, sevgili vatandaşlar.